Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. İkinci sınav konuları oldukça uzun sevgili arkadaşlar, çok fazla kavram var içerisinde, geniş bir e, mevzuyu kapsıyor. E, dolayısıyla buna biraz sıkı çalışmamız gerekecek ama bunu problem yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Videomuzu izliyoruz. Videoda bütün konularla ilgili kısa, net bilgileri ben size vereceğim... Ondan sonra konuyla ilgili soruları çözeceğiz. Artık yazılıya 10 numara bir şekilde hazır olacağız. Ama ondan önce hemen şöyle bir başucu kitabınız olacak tabii değerli arkadaşlar. Bu ne? Yazılı notları. Yaz birinci dönem yazılı notları ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Size tavsiyem tabii ki ilk yazılı konularını da kapsarsanız çünkü hocalarımız ilk sınavla ilgili soruları da sorabiliyorlar. Ama ağırlı olarak, ağırlık olarak sizler e, dış kuvvetlerden başlayarak dış kuvvetlerden başlayarak devam edeceksiniz. Dış kuvvetlerin e, neler olduğunu şöyle bir inceleyin. Daha sonra Türkiye'de yer şekilleri var. Daha sonra işte neler var değerli arkadaşlar? E, okyanuslar var, denizler var, toprak var, bitki örtüsü var. Bunları inceledikten sonra artık sınavla ilgili kaygılarımızı ortadan kaldıracağız. Eğer hazırsanız başlayalım değerli arkadaşlar. <laughs> Neler var? Önce şöyle bir bakalım başlıklar halinde arkadaşlar. Akarsular dış kuvvetlerden akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalga ve akıntılar, karstik şekiller, kıyı tipleri bakın dünya kadar kavram olacak bunların içerisinde. Fakat işin özü çok basit. Sınavda bize ne sorulacak? Bakın buraya çok dikkat. Sınavda bize bu dış kuvvetlerle ilgili sorular sorulursa eğer ya bu dış kuvvetlerin aşının veya birikim şekilleri hangileridir denecek ya da Türkiye veya dünya haritası üzerinde nerede görülebilir diyecek. Mesela siz rüzgar aşının veya birikim şekillerini nerede göreceksiniz değerli arkadaşlar? Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerler. Dolayısıyla bunun için biraz harita bilgisi de bilmemiz gerekiyor. Ben onun için size haritalarda hazırladım. Hem Türkiye'den hem dünyadan böylece konuyu incelerken aynı zamanda dünyada nerede görülebileceğine de bakacağız sevgili arkadaşlar. Bu dış kuvvetleri bitirdikten sonra da neye bakacağız? Türkiye'nin yüzey şekillerine bakacağız. Şimdi bu dış kuvvetlerden önce şöyle yapalım. Akarsular, rüzgarlar, buzullar şöyle bir bunların neler olduğunu hemen hızlıca size hatırlatayım arkadaşlar. Akarsular bakın ne dedim az önce ben size? Dedim ki eğer bu sınavda çıkacaksa, sınavda çıkacaksa size hangisinin yani hangi şeklin hangi dış kuvvete ait olduğu sorulabilir. Mesela akarsulara baktığımız zaman bütün bu dış kuvvetlerin yaptığı bir şey vardı. Bu dış kuvvetler ne yapıyordu arkadaşlar? Bir aşınım yapıyordu. Bir de ne yapıyordu? Birikim yapıyordu. Şimdi benzer şekilde şuraya rüzgarlar diyeyim. Rüzgarlar da aynı şekilde aşınım ve birikim yapıyor mu değerli arkadaşlar? Yapıyor. O zaman şöyle hemen şematik olarak size vereyim ki net bir şekilde görülsün. Ne diyoruz? Rüzgar aşınım şekilleri ve rüzgar birikim şekilleri. Peki başka ne var? Bir de buzullar var değil mi? Şöyle şu köşeye hemen yazayım buzulları. Buzullarında gene aşınım ve gene birikim şekillerini şöyle yazayım buraya başlıklar halinde. Diğerlerini de birazdan sayfanın alt kısmına yazacağım. Şimdi rüzgar akarsu aşınım şekilleri nelerdi değerli arkadaşlar? Bir, vadiydi. Başka ne vardı? İki, dev kazanlarıydı. Dev kazanı. Üç, ne vardı? Kırgı bayır. Dört, ne var sevgili arkadaşlar? Akarsuların yaptığı aşınım şekillerini hatırlayalım. Peneplen var. Ne var başka? Platolar var. Bunlar akarsuların aşınım şekillerine örnekler ama en mühim olanlarından bir tanesi neydi? Peribacaların. Şimdi aşının buysa birikim şekilleri nelerdi? Onları da şöyle bir hatırlayalım. Birikim şekilleri birikinti konisi. Birikinti konisi ya da yelpazesi gibi. İkincisi dağ içi ovası ve dağ eteği ovaları da var. Üçüncüsü çok çok mühim. Buraya hemen yıldızında koydum. Delta Ovası sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlara akarsuların aşınım şekilleri. Bir de ne vardı akarsularla ilgili? Şöyle araya küçük bir ok çıkartayım. Bakın hem aşınım hem birikim şekilleri. Bir de böyle bir şey var. Hem aşınım hem birikim neydi akarsularda? Onu da farklı bir renkle yazayım. Şuraya karışmasın. Sevgili arkadaşlar bir menderesler vardı. Hani büklüm büklüm. İki ne vardı? Sekiler vardı. Şimdi bakın size sınavda bu sorular bu şekillerle ilgili sorular sorulacak. Yani diyecek ki işte dev kazanı ya da işte atıyorum peri bacası hangisi etkili olmuştur? Peri bacasının oluşmasında akarsular mı, rüzgarlar mı, buzullar mı? Çoğu kişi buna zaten rüzgarlar diyecek, yanılacak ama siz ne diyeceksiniz? Akarsular etkili olmuştur. Şimdi değerli arkadaşlar, bir de ne var? ...rüzgarların şekilleri var... ...rüzgarların oluşturduğu şekilleri de... ...değişik bir kalemle yazayım... ...birbirine böylece karışmasın... ...şöyle yapayım arkadaşlar... ...rüzgar aşınım şekillerinden en popüler hangisiydi... ...mantara benzer bir şekildi... ...mantar kaya... ...o bundan sonra başka ne vardı... ...tafoniler vardı... ...başka ne vardı arkadaşlar... ...şahit tepeler vardı... ...şimdi bunlar rüzgar aşınım şekillerine örnek... ...peki birikim şekilleri neydi... Özellikle çöllerde barkanlar, lösler, kumullar bunlar değerli arkadaşlar rüzgar birikim şekillerine örnek. Peki buzullara geldiğimizde buzul aşınım şekilleri nelerdi? Buzullar sevgili arkadaşlar bir sirk çukurları vardı. Bakın en popüleri bu. Bir de hörgüç kayalar vardı. Hörgüç kayalar. Şöyle K yazayım buraya. Birikim ile ilgili de bilmeniz gereken ne var? Moren var arkadaşlar. Moren. Moren. Bu çok önemli. Bir diğeri işte sander düzlükler var. San şöyle okunsun diye sander düzlükler. Şimdi en popüler şekiller. En popüler şekiller neler? Bunları işaretliyorum. Bakın rüzgarlarda mantar kayalar barkanlar ve lösler. Buzullarda sirkler ve morenler. Bunlar çok çok popüler şekiller değerli arkadaşlar. Sorulur bunlar. Akarsularla ilgili akarsuların en popüler olanı zaten delta bir birikim şekli. Aşınım şekilleri de aynı şekilde bunların hepsi sorulabilir değerli arkadaşlar. Akarsular biraz daha önemli bir konu bu anlamda. Şimdi biz ne dedik? bu dış kuvvetlerin hepsinin aşının ve birikim şekilleri var. Bir de ne vardı arkadaşlar? Dalga ve akıntılar vardı. Onların oluşturduğu şekiller vardı. Dalga ve akıntı. Gene dalga ve akıntılar. Ben bunları nerede göreceğim? Kıyılarda göreceğim. Kıyıların arkadaşlar az derin olduğu yani sığ olan kısımlarda ben dalga birikimini göreceğim. Şuraya yazayım. Fakat derinliğin fazla olduğu yerlerde neyi göreceğim? Dalga aşınımını göreceğim sevgili arkadaşlar. Peki nedir dalga aşınım şekilleri? Bakın tanıdık gelecek zaten. Falez en popüler şekil. Bunu bileceğiz değerli arkadaşlar. Peki birikim şekilleri neydi? Tombolo ve lagünler değerli arkadaşlar. Tombolo ve lagünler nasıl oluşuyordu? Böyle bir adacık oluyordu. Adacığa kıyı oku gidip yapışıyordu. Tombolo oluyordu. Lagün neydi? Hatırlayın. Lagünde körfezin ağzı kapanıyordu kumullarla ve lagünler oluşuyordu. Bakın bunları burada uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü daha önceki videolarda bunları uzun uzun anlattık. Değerli arkadaşlar, oradan da bakabilirsiniz. Bir diğer şekil ne? Bir diğer bakmamız gereken şey ne? Karstik şekiller. Sevgili arkadaşlar, karstik şekil ne? Karstik, karstik kireçli Kalker, jips yani bunların yaygın olduğu yerlerde enteresan şekiller meydana geliyordu. Ge yani suda çok kolay eriyordu bunlar. O yüzden burada da yine aynı şekilde aşınım ve birikim şekilleri oluşuyor. Şimdi karstik aşınım ve birikim şekilleri neler? Karstik aşınım şekline dikkat. Bir en küçük aşınım lapya. İki dolin. Üç uvala. Dört polye. Beş obruk. 6 düden 7 mağara bunlar ne karstik aşınım şekilleri yani bu şekilleri siz sadece kiricin kalkerin jipsin yaygın olduğu yerde görebilirsiniz ülkemizde nerede oluyordu bunlar daha çok Akdeniz bölgesinde peki birikim şekilleri neydi arkadaşlar sarkıtlar dikitler bu mağara tavanlarında ve bunların birleşmesiyle sütunlar ayrıca ne vardı gene çok popüler Traverten. Nerede vardı bizde Traverten? Denizli Pamukkale'de. Şimdi değerli arkadaşlar bakın buradan buradan kesinlikle ama kesinlikle sınavda sorularınız olacak. Bu şemaya dikkat edin. Gerekirse bu şemanın esesini alın değerli arkadaşlar. Buradan kesin soru var. Şöyle bırakalım geçelim sevgili arkadaşlar bu Türkiye'de dış kuvvetler nerede etkili olacak? Şimdi bakın burada işin özü itibariyle Türkiye'nin Hani bu dış kuvvetlerde iklimin çok önemli bir etkisi vardı ya. Mesela akarsular yağışın bol olduğu yerlerde etkili olur. Rüzgarlar bitki örtüsünün cılı zayıf olduğu yerde etkili oluyor. E, ee, buzullarsa kutuplarda veyahut da dağların yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Şimdi Türkiye'nin iklimlerine şöyle bir baktığımızda şurada gördüğünüz ne? Karadeniz iklimi değil mi? Yağışlı falan. Burada Akdeniz iklimi bu da işte yağışlı falan. Peki Türkiye'de karasallığın yoğun olduğu yerler nereler? İç kesimler. Şimdi bakın burada ben sarıyla şöyle tarıyorum. Şu İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şimdi ben size desem ki ya burada hangi dış kuvvet etkili olur? Doğal olarak diyeceksiniz ki hocam burada etkili olacak dış kuvvet. Şöyle yazalım rüzgarlar. Harika. Şimdi demek ki neden rüzgarlar burada çok etkili oluyor? Şu gördüğünüz sarı alanlarda çok etkili oluyor. Çünkü bitki örtüsü zayıf çılız. Rüzgar aşınımına çok açık. Şimdi hocanız size soracak. Diyecek ki mantar kayaya Türkiye'de nerede rastlanabilir? Nerede rastlanacak? İç kesimlerde rastlanacak. Çünkü burada daha belirgin. Peki değerli arkadaşlar buzullara Türkiye'de nerede rastlanabilir? Buzullar biliyorsunuz Türkiye kutuplara çok yakın bir yer değil. ...ekvatora da çok yani arada kalan... ...bir yer, orta kuşakta olan bir yer. Türkiye'de öyle buzul falan görmek... ...hani çok o, olağan bir şey değil. Ancak nerelerde görebiliriz buzulları? Yüksek kesimlerde. Yani dağların yüksek kesimlerinde. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi... ...işte Ağrı Dağı'nın tepesi... ...Sübhan Dağı, işte... Güney pardon Hakkari'de... E, vesaire Cilo dağları buralarda böyle buzullara rastlayabiliyoruz. Peki hocam Doğu Anadolu dışında ben buzul falan göremeyecek miyim? Görürsün. Nerede görürsün? Kaçkar dağları, Doğu Karadeniz dağlarının yüksek kesimleri. Gene Akdeniz'de Torosların yüksek kesimlerinde buzullara rastlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bir de neyi sorabilir size? Hocalarımız şunu sorabilirler. Ya Türkiye'de Karstik şekiller nerede yaygındır? Karstik şekillerin yaygın olduğu yer arkadaşlar bakın şurayı tarıyorum. Özellikle Antalya ve çevresi karstik şekiller oldukça yaygındır burada. Çünkü karstik arazinin yoğunluklu olarak görüldüğü yer burası. Bakın dikkat edin yoğunluklu olarak görüldüğü yer. Başka yerde yok mu? Var. Burada Sivas'ta falan filan da var ama ağırlıklı olarak neresidir? Antalya ve çevresi sevgili arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi Türkiye'de dış kuvvetlerin tabii etkiledikleri alan harita üzerinde böyle gözüküyor ama bir de neye bakabiliriz arkadaşlar dalga ve akıntılara. Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller neydi? Falezler. Ben falezleri nerede göreceğim daha çok falezleri? Karadeniz ve Akdeniz kıyısında göreceğim falezler. Niye falezleri burada görüyorum arkadaşlar? Çünkü burada dağlar bakın Antalya çevresinde de falezler çok. Çünkü burada dağlar kıyıya nasıl uzanıyor? Paralel uzanıyor. Falez görebilmeniz için dağların kıyıya paralel uzanması lazım. Yani denizden sonra hemen böyle dağların yükseliyor olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım. E, tombolo ve günler. Tombolo ve günler neredeydi arkadaşlar? Bakın Sinop ince burunda ne vardı? Bir tombolo vardı. Çünkü bir adacık geliyordu birleşiyordu. Aynı şekilde şurası Kapıdağ Yarımadası. Neydi? Bir tomboloydu değerli arkadaşlar. Yazayım buraya da. Ne diyoruz? Bu Sinop bir Tombolodur, İnceburun ve Kapıdağ Yarımadası nedir? Bir tombolodur. Lagünlere nerede rastlayacağım? Lagünler büyük küçük çekmece gölleri arkadaşlar. Hemen şurada ne var? Lagünler var. Yani gölleşmiş olan alanlar var. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu bir kenara bırakalım. Şöyle gelelim bu kısma. Türkiye'nin dağları, ovaları ve platoları. Şimdi Türkiye'nin dağları ve ovaları ve platolarına. Baktığımızda evvela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Türkiye'nin ana yer şekillerine baktığınızda yükselti ne olur? Batıdan doğuya doğru artar. Yani siz şu iç kesimlere doğru gittiğinizde ne olacaktır değerli arkadaşlar? Yükselti artar. Önce bunu bileceğiz. Şimdi Türkiye'nin dağlarına baktığımızda ben hemen şuraya yazayım. Dağlar. Dağlar ne şekilde oluşuyordu arkadaşlar Türkiye'de? iki şekilde oluşuyordu. Bir orojenezle oluşuyordu bir de volkanizma ile oluşuyordu. Volkanizma. Orojenezle oluşan dağlar onlar da iki türlüydü. Ne gibi? Biri kıvrımlı dağlar bir de kırıklı dağlar. Kıvrımlı dağlarda ne vardı hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Antiklinaller ve senklinaller. Kırıklı dağlarda ne vardı? Horst ve Grabenler vardı. Yazalım isimlerini üstüne. Yüksekte kalana antiklinal, aşağıda kalana ne diyorduk? Senklinal. Burada neydi? Horst ve aşağıda kalana graben diyorduk. Bunu hatırlarsınız değerli arkadaşlar. Şimdi bunlar Türkiye'de nerede görülüyor? Bakın antiklinal ve senklinalleri özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de görüyoruz. Ve Doğu Anadolu bölgesi. Yani Türkiye'de Kıvrımlı dağlar esaslı olarak nerede? Bakın kıyılar boyunca uzanan dağlar. Peki kırıklı dağlar nerede Türkiye'de? Horst ve Graben sistemi Ege'de arkadaşlar. Hatırlayalım bunların isimlerini. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve ve Menteşe dağları arkadaşlar. Bunlar neydi? Türkiye'deki kırıklı dağlar. Yani Horst Graben sistemi. Bu horst graben sistemini de buradaki şekil gibi çizelim arkadaşlar. Şöyle horst graben sistemi diyelim buraya. Yani kırıklı dağlar. Nerede göreceğim ben bunları? Türkiye'nin batısında göreceğim. Şimdi Türkiye'nin ovalarına baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle ovalarına baktığımız zaman şunu hemen sayfanın arkasına doğru şöyle yapayım. Biz ovalarımızı şöyle inceliyorduk. Türkiye'nin ovaları. Oluşumlarına göre neler vardı? Delta ovaları vardı. Doğru mu? Başka ne vardı? Tektonik ovalar vardı. Bir de ne vardı? Karstik ovalar vardı. Karstik. Şimdi ben delta ovalarını nerede göreceğim? Delta ovalarını kıyıda göreceğim. Akarsuların ağzında doğru mu? Akarsu ağızlarında yani denize döküldüğü yerlerde. Tektonik ovaları nerede göreceğim? Fayları takip edeceğim. Peki karstik ovaları nerede göreceğim ben Türkiye'de arkadaşlar? Karstik arazi nerede yaygındı? Akdeniz Çevresi doğru mu Akdeniz ya yani Antalya çevresi özellikle diyelim çünkü bu neydi kireçli değil mi kireçli arazinin yaygın olduğu yerde neresiydi Antalya çevresiydi şimdi burada Türkiye'nin popüler bazı delta ovaları var onları şöyle harita üzerinde ben size göstereyim bakın arkadaşlar bunu kesinlikle bilin şurası bir delta ovası. Burası bir delta ovası. Ne bunların isimlerini bazılarınız biliyordur. Hemen söylemiştir. Şuradaki delta ovası Türkiye'nin en büyük deltası. Neydi bu? Çukurova. Bu neydi? Çarşamba. Bu ne? Bafra. Hangi akarsular oluşturuyordu? Bunu Yeşilırmak, bunu Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan nehirleri oluşturuyordu. Deltaların isimlerini tekrar hatırlayalım. Ne dedik? Bafra Deltası. Ne dedik? Çarşamba Deltası. Bunlar Türkiye'nin en önemli deltaları ve burada ne vardı? Çukur Ova deltası vardı. Şimdi deltalar başka nerede var? Başka Ege kıyılarında var. Şöyle Ege kıyılarındaki deltalarımızı da hemen çizdim. Peki hangi akarsular vardı Ege'de? Bakın Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve büyük Menderes nehirleri ne yaptı burada? Deltaları oluşturdu. Peki sırasıyla buradaki deltaların isimleri nelerdi arkadaşlar? Hemen şurada yazalım. Dikili, Menemen Bakın akarsuların mesela Bakırçay Dikili, Gediz Menemen. Küçük Menderes Selçuk Deltası'nı ve Büyük Menderes'te neyi oluşturuyordu? Balat deltasını oluşturuyordu sevgili arkadaşlar. Bunlar da Türkiye'deki delta ovaları. Karstik ovaları ben Türkiye'de nerede göreceğim sevgili arkadaşlar? Karstik ovaları gene Akdeniz çevresinde göreceğim. Yani şu Antalya çevresinde göreceğim. Tamam mı? Bunlar da Türkiye'nin karstik ovalarının yayıldığı alan oluyor. Şimdi Türkiye'nin platolarına geldiğim zaman. Türkiye'de platolar oldukça fazlaydı. Özellikle hangi bölgemizde platolar çok fazla sevgili arkadaşlar? Özellikle İç Anadolu bölgesinde. Tabi başta İstanbul'un bulunduğu Çatalca Kocaeli platosu. Bunu bileceğiz. Değil mi? Sonra Erzurum Kars platosunu bileceğiz. Burada büyükbaş hayvancılık yapılıyordu. Değil mi? Çayırlar oluyordu hatırlarsanız. Erzurum Kars Ardahan platosu. Sonra şurada... TK ve Taşeli platoları vardı. Bunlar da Karstik platolar. Karstik olmasının sebebi karstik arazinin burada yaygın olması. Ve İç Anadolu bölgesinde şöyle platolar. Neydi? Hatırlayalım isimlerini bu platoların. Şöyle Çatalca Kocaeli diyorum buraya. Çatalca Kocaeli. Buradaki Kars, Erzurum Kars Ardahan platosu. Ardahan. Buradakiler Teke ve Taşeli platoları Akdeniz'dekiler. Ve sevgili arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde neler vardı? Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzun yayla ve Bozok platoları. Bunlar da Türkiye'nin platoları değerli arkadaşlar. Platolar nerede çok yaygın? İç kesimlerde çok yaygın. Şimdi e, tabii biz Türkiye'nin az önce dağlarından bahsederken... Orojenezle oluşan dağlardan bahsettik ama volkanizma ile oluşan dağlardan bahsetmedik. Volkanizma ile oluşan dağlar nelerdi? Hemen burada büyük ağrı ve yanında küçük ağrı. Tendürek, Sübhan ve Nemrut dağları. Bakın Doğu Anadolu bölgesinde şöyle bir çizgiyi takip eden dağlar. Sonra Güneydoğu'da Karacadağ volkanı vardı ve benzer şekilde Erciyes, Hasan Dağ, Melendiz, Karadağ, Karacadağ. Yani volkanik dağların yaygın olduğu yer nereler? Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi sevgili arkadaşlar. Şimdi ana hatlarıyla Türkiye'de bilmeniz gereken yer şekilleri de bunlar sevgili arkadaşlar. Neye geliyoruz? Neye geliyoruz? Türkiye'de su kaynakları, dünyada su kaynaklarına. Arkadaşlar dünyadaki su kaynaklarına baktığımızda neler vardı? Dünyadaki su kaynaklarında bir okyanuslar vardı. Doğru mu? Başka ne vardı? Denizler. Okyanuslar, denizler. Ve ne var? göller. Ne var? Akarsular. Başka ne var? Yeraltı suları ve kaynaklar. Şimdi bunlarla ilgili bir sürü soru sorulabilir. Şimdi bir kere zaten hepiniz muhakkak dünya üzerindeki okyanusların isimlerini biliyorsunuzdur. Bilmemek artık yani ayıptır. Bu okyanusları bileceğiz. Neydi? Buradaki okyanusuna da arkadaşlar büyük okyanus. Bakın şurası şurası büyük okyanus. Değil mi? Burası neydi? Bakın Kuzey Amerika ile e, Avrupa ve Güney Amerika ile Afrika arasında kalan şu hat ne? Bu da Atlas Okyanusu. Ve Hindistan'ın alt kısmında Afrika ile Avustralya arasında kalan da neydi? Hint Okyanusu'ydu. Yani üç tane okyanustan bahsedeceğiz. Ne? Büyük, Atlas ve Hint Okyanusu. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şurası Hint Okyanusu. Şöyle yazayım isterseniz. Hint, burası büyük ya da diğer adıyla ne? Pasifik. Değil mi? Burası büyük ve şurası da neydi arkadaşlar? Atlas Okyanusu oldu mu? Büyük su kütleleri. Şimdi bu okyanuslara baktığımız zaman okyanuslardan ne şekilde istifade ediyorduk? Balıkçılık, turizm, e, enerji üretimi hani dalgalardan kaynaklı şekilde e, insanlar bunlardan faydalanabiliyordu. Denizlere baktığımız zaman da arkadaşlar kesinlikle herkesin bilmesi gereken denizler neler? Bakın şurada Kızıl Deniz var. Şurası Akdeniz. Burası Karadeniz ve şurası Baltık Denizi. Bu, bu dört deniz bilinecek. Denizlerde tuzluluk ekvatordan kutuplara doğru gidiliyordu. Şuraya ben ekvatoru çizdiğimde bakın şöyle ekvatoru çizdiğimde Kuzeye doğru gittiğinizde tuzluk artacak, Yine güneye doğru gittiğinizde tuzluk artacak. O zaman tuzluluğun en fazla olduğu deniz hangisi olacak? Bakın şuradaki Kızıl Deniz. Sonra Akdeniz, sonra Karadeniz, sonra Baltık Denizi olacak sevgili arkadaşlar. Bir diğer konu başlığımız göller. Şimdi göller de oluşum biçimlerine göre farklılık oluşturuyordu. Neler vardı? İşte tektonik göller vardı. Hatta şöyle yazalım isterseniz buraya. İki türlüydü. Doğal ve yapay göller. Doğal göller tektonik karstik volkanik set gölleri gibi göller sevgili arkadaşlar. Şimdi dünya üzerinde tektonik göllerin yaygın olarak görüldüğü yerler nerelerde? İlkinden bahsediyorum. Tektonik göller gençler Afrika'nın doğusundaki göller. Burada işte Victoria, Tanganyika, Malawi gölleri gibi göller. Bir de bakın şurada Hazar Gölü'nden Baykal Gölü'ne kadar uzanan hat vardı. Burası da neydi? Harita üzerinde dikkat edin tektonik göller. Ve dünyanın en büyük gölleri Hazar Gölü, işte Aral Gölü, Baykal Gölü gibi göller bunlar tektonik göllerdir arkadaşlar. Peki ben e, buzul göllerini, Sirk göllerini, ...şuraya onu da yazayım. Sirk gölleri. Bunları nerede göreceğim? Kutuplara yakın yerlerde. Peki, Kutuplara yakın yerlerde hangi ülkelerde göreceğim Buzul göllerini? İşte Kanada'da, Finlandiya'da vesaire. Yani Kutuba yakın alanlarda göreceğim değerli arkadaşlar. Şimdi Karstik göller nerede? Karstik göller bizim ülkemizde gene Akdeniz'de ama işte Balkanlar'da da Karstik göllere rastlıyoruz. Makedonya'da falan rastlıyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim akarsulara. Akarsularla ilgili de bilmeniz gereken bazı kavramlar vardı. Akarsularla ilgili bilmeniz gereken kavramlar nelerdi arkadaşlar? Onları hatırlayalım. Bir kere rejim kavramını bileceğiz. Debi kavramını bileceğiz. Rejimde neydi? Düzenli veya düzensiz rejimli akarsular vardı. Düzenli veya düzensiz rejim. Debi de neydi? Akım miktarıydı. Şimdi şöyle bir soru sorayım ben size akımı yıl boyunca değişmeyen akarsular düzenli rejimli akarsular ya ya da az değişen. Akımı çok değişenlerse düzensiz rejimli akarsular diye dünya üzerinde düzenli rejimli akarsuları ben nerede bulacağım? Arkadaşlar yıl boyunca yağış alan iklimlerde bulacaksınız bunu. Yıl boyunca neresi yağış alıyor? Ekvatoral iklim. Bak burada Amazon nehri var. Amazon nehri nasıl olacak o zaman düzenli. ve burada Kongo nehri var. E nasıl olacak bu? düzenli rejimli olacak kardeşim. Neden? Çünkü yıl boyunca yağış alıyor. Peki Hindistan, şurası Muson Asyası. Yıl boyunca yağış alıyor mu? Hayır almıyor. Ne zaman yağış alıyor? Yazın alıyor. E o zaman buradaki Ganj Nehri yazın coşacak, kışın kuruyacak. Ya da şuradaki Indus Nehri. Tamam mı? Bunlar önemli değerli arkadaşlar. Bakın Amazon, Kongo, Indus Ganj düzenliye örnek, düzensize örnek akarsular ve bunlar olarak verilebilir. Arkadaşlar bir diğeri de Akarsular şeylerle ilgili, e, akarsularla ilgili havza kavramıydı. Havza açık veya kapalı havza olarak ifade edilebiliyordu. Açık havza ne demek? Sularını okyanus veya denizlere direkt ulaştırabilen, mesela Amazon açık havza. indus Ganj açık havza. Ama Hazar Gölü'ne dökülen bir akarsu açık havza değil, Kura Nehri gibi. Ya da Aral Nehri'ne giden Seyhun veya Ceyhun Nehri e, göle gidiyor, bu kapalı havza olacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Gene akarsular nelerle besleniyordu? İşte kar sularıyla, yağmur sularıyla falan besleniyordu. Yani rejimlerini etkileyen unsurları da bilmemizde fayda var. Bir diğerine yeraltı suları arkadaşlar. Yeraltı suları nelerdi? kaynak. Bunların yüzeye çıktığı kısma biz ne diyorduk? Kaynak. Suyun arkadaşlar yerin altında kaldığı kısma akifer deniyordu. Bu akiferden yüzeye doğru su çıktığında biz buna kaynak diyoruz. Ne kaynakları vardı? Vadi kaynakları vardı ya da yamaç. Ne kaynakları vardı başka? Artezyen. Bunların özelliği ne? Yapay. İnsanlar yapıyordu bunu. Yani sondajı vuruyorsun, suyu çıkartıyorsun. 3. Ne vardı? Fay kaynakları. Bunlar neyi takip ediyor? Fay hatlarını takip ediyor. Fay hatlarını. Dünyadaki fay hatlarını takip ediyor. Fay kaynakları. Bunlar kaplıcalar, termaller. Türkiye'de de oldukça yaygın. Dört. Ne var arkadaşlar? Voklüzler. Karstik kaynaklar. Voklüzler. Nerede bulacağım ben bunu? Karstik sahalarda. Beş. Ne vardı? Geyser vardı. Nerede bulacağım geyseri? Volkanizmanın aktif olduğu. Şöyle vol diye yazıyorum. Volkanizmanın aktif olduğu yerde. Mesela Türkiye'de geyser yok. Niye yok? Çünkü aktif volkanizma yok. Nerede var? E Yeni Zelanda'da var. Bak burada. Japonya'da var. Bak burada. Endonezya'da, Malezya'da var. Amerika'da var. İzlanda'da var. Neden? Çünkü volkanizma buralarda aktif sevgili arkadaşlar. Şimdi dönüp şöyle Türkiye'deki su kaynaklarına baktığımız zaman Türkiye'de bilmemiz gereken neler var sevgili arkadaşlar? Önce Akarsulara şöyle bir bakalım. Türkiye'de mesela Çoruh Nehri'ni görüyorsunuz. Buradan nereye geliyor? Dökülüyor Karadeniz'e. Yeşilırmak Karadeniz'e, Kızılırmak Karadeniz'e. Tabii bunlar delta ovası da oluşturuyordu. Sakarya Nehri gene geliyordu Karadeniz'e. Bunlar çok önemli akarsular. Küçük küçük bir sürü dere var. Bunlardan bahsetmiyoruz. Seyhan ve Ceyhan nehirleri nereye? Akdeniz'e. Göksu Nehri nereye? Akdeniz'e. Bakın burada da deltalar oluşuyordu. Çukurova ve Silifke. Gene Bakırçay Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri de Ege. Gene Türk Yunan sınırını çizen akarsu neydi? Meriç. Dışarıdan gelip Türkiye'den dökülüyor. Meriç gibi dışarıdan gelip Türkiye'den dökülen bir de ne var arkadaşlar? Asi Nehri var. Hatay'dan geliyor denize dökülüyor. Şimdi bunlar ne değerli arkadaşlar? Açık havzalı akarsular. Fakat buradan bakın şu tarafta Hazar Gölü var. Aras Nehri ve Kura Nehri nedir? Kapalı havzalara örnek değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki göllere baktığımızda Türkiye'de bakın şurada Marmara'nın güneyinde göller görürsünüz. İznik, Sapanca, Ulubat gölleri. Bak bunlar tektonik göllerdir. Türkiye'de tektonik göller oldukça fazladır değerli arkadaşlar. Göllerin yoğun olduğu yerler bir burası, bir de şurada göller yöresi dediğimiz yer var. Bir de Van Gölü'nün çevresindeki sahalar var. Arkadaşlar Doğu Anadolu'daki göllerin önemli bir kısmı nedir? Volkanik göllerdir çünkü burada volkanizma çok etkili olmuş. Volkanizmadan çıkan lavlar geliyor bu göllerin önünü kapatıyor, lav set gölü oluşturuyor. Buradaki göller de hem karstik hem tektonik kökenli. Çünkü karstik arazi burada çok yakın. Buradakiler ne? Tektonik göller. Türkiye'deki en büyük göl hangisi? Van gölü, değil mi arkadaşlar? Tabi bunun dışında biz bir de bir sürü baraj yapmışız. Ne gibi? Mesela Fırat Nehri üzerinde bak burada Keban, Karakaya ve dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı Fırat Nehri üzerinde kurduğumuz barajlar. Atatürk Barajı biliyorsunuz aynı zamanda GAP kapsamında yapılan bir baraj değerli arkadaşlar. Niye? Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi böylece buradaki sularla ne yapılıyordu? Sulanıyordu ve harika tarım alanları ortaya çıkıyordu, sulanabiliyordu değerli arkadaşlar. Barajları niye yapıyorduk? Bir, tarımda sulama. İki, içme suyu. Üç, elektrik üretimi bütün bu alanlarda kullanabiliyoruz. Yani yapay gölleri bu anlamda kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi neye geldik? Yeryüzünde topraklar arkadaşlar. Şimdi topraklarla ilgili hemen şöyle basit bir küçük çizim yapayım. Şimdi biliyorsunuz değerli arkadaşlar toprak oluşumu ana hatlarıyla iki şekilde oluşuyordu. Toprak oluşumu neydi? bir kayaçların fiziksel yolla parçala, parçalanmasıyla oluşuyordu. Bir de kimyasal yolla parçalanmasıyla oluşuyordu. Fiziksel ne demek? Tıpkı çöllerdeki gibi arkadaşlar geceyle gündüz sıcaklık farkından dolayı taşların parçalanmış ve kumlaşması. Kimyasal ne? Şimdi şöyle yazarsak fiziksel parçalanmada etkili olan şey ne? Sıcaklık farkı. Bak sıcaklık farkı. Yani bir soğuk bir sıcak. Kimyasalda etkili olan şey ne arkadaşlar? Kimyasalda etkili olan şey burada da su fazla olacak yani nem ve sıcaklık fazla olacak. Mesela Ekvator'da ne oluyor kimyasal çözünme çok daha fazla buraya da şöyle Ekvator diyeyim. Yani fizikseli en belirgin çöllerde kimyasalı en belirgin Ekvator'da görürüz arkadaşlar tamam mı? Şimdi toprağın Oluşumuna baktığımızda toprak oluşumunda etkili olan bazı kavramlar vardı. Oluşumunda ne önemliydi? Oluşumunda toprağın bir iklim önemli mi? Tabii ki fiziksel, kimyasal vesaire. İki bitki örtüsü önemli mi? Elbette ki çünkü bitki toprağı oluşturan ona humus olan şeydir. Üç zaman çok 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 önemli çünkü hemen oluşmuyor. Dört ne var sevgili arkadaşlar? Ne dedik? İklim, bitki örtüsü, zaman, ana kayanın yapısı bunlar toprak oluşumunda en önemli unsurlar. Şimdi gene bunu şöyle şematik olarak yapalım. Toprak türleri dediğimizde bakın neler vardı? Bir, zonal yani iklim ve bitki örtüsüyle oluşanlar. İki, intrazonal. Ana kayanın etkisiyle oluşanlar. Üç, azonal yani taşınmış topraklar. Şimdi burada ne diyorum? Zonal neyin etkisiyle oluşmuş arkadaşlar? İklim ve bitki örtüsü etkisiyle oluşmuş. Tamam mı? İntrazonal ana kayaya göre oluşan topraklar. Azonallerse taşınan topraklar. Taşınmış. Yani başka bir yere gitmiş. Peki toprağı ne taşıyor arkadaşlar? Toprağı rüzgar taşır mı? Taşır. Başka? Akarsu taşır mı? Taşır. Başka buzul taşır mı? Taşır. Şimdi bakın. Akarsuyun taşıdığı toprağa akarsuyun taşıdığı toprağa biz alüvyon diyoruz. Alüvyon. Rüzgarın taşıdığı toprağa ne diyoruz? Lös diyoruz. Buzulun taşıdığı toprağa moren diyoruz arkadaşlar. Moren. Ve bu topraklar taşınan topraklar olduğu için bunlarda horizon yoktu, katman yoktu arkadaşlar. Bakın horizon ya da katman yok, horizon yok. Ve genel olarak taşınan topraklar verimli topraklar. Alüvyal topraklar nerede oluyordu daha çok? Delta ovalarında. Değil mi? Bunlar verimli topraklar oluyordu. Şimdi azoneller bunlar. Gelelim zonel topraklara şöyle. Ne diyor? Bir laterit. Neredeydi lateritler? Ekvatorda. İki terra rosa toprakları. Banko soru. Terra rosa toprakları. Arkadaşlar nerede? Akdeniz ikliminde. Üç podzoller. Dört, kahverengi orman toprakları. Beş, ya da kahverengi orman toprakları. Beş, kahverengi kestane toprakları. Ya da bozkır topraklar sevgili arkadaşlar. Altı, tundura toprakları. Ve gene çok verimli kara toprak olarak bilinen çernezyum. Şimdi çernezyumu ne olarak biliyorduk? Onu da yazayım şuraya kara topraklar olarak çok verimli arkadaşlar. Ülkemizde nerede var? Erzurum, Kars'ta bulunuyor. Şimdi ana kaya ile oluşan topraklara baktığımızda neler var? Hemen şöyle yazalım. Bir hidromorfik. Yani taban suyu seviyesi yüksek topraklar. Bir diğeri halomorfik tuzlu topraklar. Bir diğeri arkadaşlar kalsimorfik topraklar. Şimdi bunların hangisinde hangisinde horizon çok belirgin? Burada. A, B, C horizon. Katmanlar çok belirgin. Burada belirgin mi? Hayır değil. A ve C belirgin. Ama burada ise horizon yok sevgili arkadaşlar. Bakın banko soru olarak karşınıza çıkacak. Bu şema, bu şemanın dağılışını bilin. Terra Rosa ne dedik? Akdeniz toprağıdır dedik. Akdeniz. Laterit nedir? Ekvator toprağıdır. Bakın bunlar çok mühim. Şöyle yıldız koyuyorum. Kesin soru olarak çıkabilir ee dediğimiz toprak türleri. Bunları sevgili arkadaşlar gerekirse SS'ini alın ve sınavda çıkacak bu şema Evet, sınavda bu şema çıkacak diyorum değerli arkadaşlar. Peki ben bunları haritada gösterirsem nasıl göstereceğim arkadaşlar? Bakın, Ekvator hemen şöyle şurası neydi? Ekvator, değil mi? O zaman burada hangi topraklar vardı? Laterit topraklar vardı. Laterit Ekvator çevresinde. Peki Akdeniz toprakları nerede? Hemen Akdeniz çevresinde şurada hop çiziyorum. Akdeniz toprakları, Kaliforniya'da gene şurada Akdeniz iklimleri var. Bakın bu da Akdeniz toprağı oluyor sevgili arkadaşlar. Peki çöl toprakları gibi topraklar nerede olacak? Bakın burası sahra, burası Avustralya'nın iç kesimleri ve Asya'nın iç kesimleri. Buralarda da çöl topraklarına rastlayacağım. Tundra topraklarını nerede bulacağım? Tundra nerede? Kutuplara yakın alanlarda. Tundra toprakları da burada donuyor yılın uzun süre 10 ay gibi bir zaman diliminde burası donuyor. Peki kahverengi orman topraklarını nerede göreceğim? İngiltere'de falan göreceğim şuralar. Çünkü bizim Karadeniz gibi arkadaşlar burada da orman toprakları var. İşte dünya üzerinde e, toprakların yayılış alanı kabaca böyle diyebilirim değerli arkadaşlar. Peki Türkiye'de nasıl hocam? Türkiye'de o zaman ben Karadeniz bölgesinde nasıl toprakları göreceğim? Kahverengi orman topraklarını göreceğim. Peki Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde neyi göreceğim sevgili arkadaşlar? Evet, terra rosa topraklarını. Bunlar kırmızı renkli topraklardı. O zaman iç kesimlerde ağırlıklı olarak ben hangi toprağı göreceğim sevgili gençler? Söyleyin bakalım. Kahverengi bozkır topraklarını ya da kahverengi step topraklarını. Fakat burada enteresan bir yer var. Orası da şurası. Erzurum, Kars ve Ardahan. Burada hangi topraklar var? yom toprakları var, kara topraklar. Ya hocam burada o kadar verimli topraklar mı vardı? E var. Peki niye tarım yapılmıyor doğru düzgün? E çünkü iklim müsaade etmiyor. Çok karlı ve soğuk sevgili arkadaşlar. Gelelim bitkilere sevgili arkadaşlar. Dünya üzerindeki bitkileri de ben size şöyle şunun hemen arka kısmına yapayım. Değerli arkadaşlar, bitkileri biz üç grupta ele alabiliriz. Nedir bunlar? Bitkiler. Birincisi ağaçlar. İkincisi çalılar. Üçüncüsü de otlar. Peki ağaçlar nerede? Dünya üzerinde ağaçların yoğun olduğu yerler. O, ormanlar. Mesela tropikal yağmur ormanları. Neredeydi arkadaşlar? Ekvatorda, Amazon, Kongo'da. İki, başka neler vardı? Muson ormanları vardı. Hindistan civarında değil mi? Muson ormanları. Bunlar yaprak döküyordu. Üç, başka neler var? Başka Batı Avrupa'daki arkadaşlar orta kuşağın karışık ormanları. Orta kuşak karışık ormanlar. İngiltere gibi ya da bizim Karadeniz gibi. Dört neler var? 60 derece enlemlerinde tayga ormanları vardı. İğne yapraklı. Bakın şöyle yaparsak. Bu tropikal ormanların yaprağı ne? Geniş. Çünkü sıcak burası. Tayga ormanları 60 derecelerde. Yani kutba yakın. İğne. Ve Muson, e, orta kuşak ormanları. Bunlar ne arkadaşlar? Karışık yapraklı ormanlar diyebilirim. Peki çalılara geldiğimizde çalı ne? Çalı arkadaşlar ağaçların tahribiyle ortaya çıkıyor. Yani çalıların ortaya çıkmasının sebebi ne? Tahrip. Değerli arkadaşlar tahrip ediliyor. Şimdi tahrip. P Şimdi burada çalılara baktığımızda çalı türleri neler? Çalı türleri neler? Bir kere... Maki'ler, değerli arkadaşlar, Maki. Başka ne var? Garikler. Başka ne var? Pseudo Maki'ler. Pseudo Maki, yalancı Maki. Şimdi bakın, ağaçların hangi ağaçların tahribiyle oluşuyordu Maki'ler? Kızılçam ağaçlarının tahribiyle. Kızılçam ağaçtan tahrip edersin Maki'ler çıkar. Maki'lerin tahribiyle Garikler. Bakın tahribatla oluşuyor bu da. Gariklerde makilerin tahribiyle. Peki hocam makiler neler ya maki türleri? Maki türleri arkadaşlar işte yaban mersini, keçi boynuzu gibi, sandal ağacı gibi, koca yemiş gibi tamam mı bunlar ya da Yabani zeytin gibi. Bunlar makiye örnek sevgili arkadaşlar. Peki makilerin tahribiyle garikler. Peki hocam pseudomaki ne? Arkadaşlar pseudo maki makiye benzer ama maki değil. Biz bunlara ne diyorduk? Yalancı maki diyorduk. Yalancı makileri ben Türkiye'de nerede göreceğim? Karadeniz'de göreceğim. Karadeniz'de var bunlar. Ot formasyonuna geldiğimde ot formasyonunda neler var? Hemen onları da şöyle yazalım. Arkadaşlar savanlar var. Savan uzun boylu otlar. Sonra neler var? Çayırlar var arkadaşlar. Sonra neler var? İşte bozkırlar var değil mi? bozkırlar var. Sonra tunduralar var. Bunlar da otlara örnek değerli arkadaşlar. Peki hocam bu bitki grupların hangileri Türkiye'de var? Bakın Türkiye'de olanları da şöyle yazayım. Bizde tropikal orman var mı? Yok. Bizde muson ormanı var mı? Yok. Bizde orta kuşak karışık ormanı var mı? Var. Karadeniz'de. Bizde tayga ormanı var mı? Yok. Peki bizde çalı türleri var mı? Var. Çünkü çalı türleri arkadaşlar özellikle Akdeniz'de görülüyor değil mi? Makiler ve garikler. Bizde çalı türlerinin tamamı var mı? Var. 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 Peki otlara baktığımızda savan var mı? Hayır. Çayır var mı? Var. Nerede var? Erzurum, Kars'ta var çayırlar. Yaz yağışı alıyor. Bozkır var mı? Var. Türkiye'nin iç kesimleri komple bozkır. Tundra var mı? Hayır, tundrada yok. O da kutba yakın yerlerde. Bir de tabii ki bu bitkilerle ilgili neyi hatırlamamız lazım? Arkadaşlar endemik kavramı. Endemik ne demek? Endemik nadir bulunan, sadece bir bölgede bulunan bitkiler demek. Bir diğeri de neydi? Relikt kavramı. Relikt ne demek? Geçmiş jeolojik dönemlerden günümüze kalan kalıntı bitkiler demek arkadaşlar. Tamam mı? kavramlar. Türkiye'de endemiklere örnek nereyi vere, neyi verebiliriz? Sığla ağacını verebiliriz. Muğla'daki arkadaşlar. Sığla ağacı. Tamam mı? Bu en popüler ee, endemik bitkiler. Arkadaşlar bitkilerle ilgili şemamız da burada. İsterseniz bunun da esesini alın derim ben size. Şimdi bu Türkiye'deki bitkilerin yayılış alanına baktığımda neyi göreceğim ben Karadeniz'de? Karışık ormanları. Karışık ne demek? Yani hem geniş hem iğne yapraklı demek arkadaşlar. Peki ben şurada neyi göreceğim arkadaşlar? Hemen duyayım sizden makileri. Maki. Tabii makiler neyin tahribiyle oluşuyordu arkadaşlar? Kızıl çamların tahribiyle oluşuyordu. Tamam mı? Kızıl çamları tahrip edersen makiler çıkıyordu. Tabii makileri de tahrip edersen ne çıkıyordu? Garikler. Garikler. Ve burada da gene ormanlarda tahrip olunca psodo makiler çıkıyordu arkadaşlar Karadeniz'de. Peki iç kesimlerde ben neyi görecektim? Değerli arkadaşlar iç kesimlerde boz kırları görecektim. Peki Erzurum, Kars'ta neyi görecektim? Çayırları görecektim. Uzun boylu çayır. Uzun boylu çayırlarda ne yapılıyordu? Büyükbaş hayvancılık yapılıyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapmış olduk? Aslında çok uzun, çok geniş olan bir konuyu özetlemeye çalıştık. Tabii özetlemeye çalışırken bazı konulara hani çok fazla değinmedim. Örneğin kıyı tiplerine, işte e, Türkiye'de enine kıyılar, boyuna kıyılar falan bunlar da lütfen bilinsin. Tamam mı? Kıyı tiplerine de özen gösterin. Şimdi konuyla ilgili sorulara geçelim. Şimdi diyor ki yukarıdaki haritada numaralandırılmış okyanuslar hangi şıkta dolu olarak verilmiş? Arkadaşlar bir neydi? Büyük okyanus. Büyük okyanus. İki neydi? Atlas okyanusu. Üç neydi? Hint okyanusu. Dolayısıyla büyük, atlas ve hint okyanusu. Yani cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Dış kuvvetlerin taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklara ne diyormuşuz? Azonal taşınan topraklar. Hangisi doğrudur? Akarsuyun taşıdığı toprak alüvyal toprak diyor muyduk arkadaşlar? Evet. Artıyı koydum. Doğru. Rüzgarların taşıdığına moren diyor muyduk? Hayır. Rüzgarların taşıdığı ne? Lös. Dolayısıyla bu yanlış. Buzulların taşıdığına lös mü diyorduk? Hayır. Ona da moren diyorduk. Dolayısıyla bu ikisi yanlış olacak. Çünkü ters verilmiş arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Gelelim bir başka soruya. Yukarıdaki haritada dünyadaki büyük nehirlerden 3 tanesi gösterilmiş. Bunlar sırasıyla hangisidir? Sevgili gençler şurada hangi akarsu vardı? Amazon nehri. Şurada ne vardı? Nil nehri. Burada ne vardı? Kongo nehri vardı sevgili arkadaşlar. O zaman ben bile ne diyeceğim? Bir Amazon. Dolayısıyla bu gitti. B ve C kaldı. 2 ne? Kongo. 3 ne olacak arkadaşlar? Nil Nehri olacak. Cevap Bursa. Tabii buraya değinmişken hemen şu Hindistan'da da ne vardı? Gang ve Indus nehirleri vardı. Onu da hatırlayalım sevgili gençler. Geldik bir diğerine. Ne? Kaynak sorusu. Arkadaşlar bu nasıl bir kaynak? Bakın bu karstik bir kaynak. Karstik kaynakta hazne dolacak önce. Yani bu sürekli su vermiyor. Yani önce su gelecek haznenin içerisine şurası hazne. Burasının içerisi dolacak ondan sonra su hop böyle çıkacak. Bunlara biz ne diyorduk? Voklüz de diyorduk sevgili arkadaşlar. Peki burada ne var? Bak burada dikkat ederseniz kaymış şeyler. Şuraya bakın renkler. Yani bir, bir kırılma var. O zaman ne oluyor bu kaynağın adı da? Fay kaynağı oluyor. Bunların suları ne? Sıcak sevgili arkadaşlar sıcak fay kaynakları. O zaman birinci şekil ne? Karstik. İkinci şekil ne? Fay kaynağı olacak. Bunlar ülkemizde Akdeniz'de. Bunlar da neyi takip ediyordu sevgili arkadaşlar? Fayları takip ediyordu. Geldik bir diğerine. Hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerinden değildir? Bazıları ülke sınırları içerisinde denize ulaşırlar. Evet yani Kızılırmak, Yeşilırmak direkt Karadeniz'e, Akdeniz'e dökülüyor. Bazıları da Sevgili arkadaşlar dışarıdan geliyordu. Dışarıdan gelenler nelerdi? Meriç. Başka? Asi Nehri. Dolayısıyla bunda sıkıntı yok. Hemen artımı koydum. Beslenme kaynaklarında yağış miktarı ve biçiminin önemli yeri vardır. Yani karla mı? İşte ne kadar kar yağıyor? Ne kadar yağmur yağıyor? Tabii ki beslenmede bunun rolü çok büyük. Genelde en çok suyu barda taşırlar. Neden? Karlar eriyor çünkü. Yağışlar artı karlar bol miktarda alüvyon taşırlar. Neden? Çünkü aşındırma çok kuvvetli. Türkiye'de akarsular hızlı akıyor. Hızlı aktığı için arkadaşlar hızlı. Hızlı akan şey aşındırır. Rejimleri düzenlidir. Türkiye'deki akarsuların rejimleri düzenli mi? Sadece Karadeniz'dekiler düzenli. Niye? Çünkü Karadeniz Karadeniz bölgesi yıl boyunca yağış alıyor. Ama Akdeniz almıyor. O yüzden Türkiye'deki akarsuların hepsinin rejimi düzenli ifadesi ne olacak? Yanlış olacak sevgili arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin horizonu gelişmemiştir? Ya şimdi biz toprak türlerini şöyle yapmadık mı? Ne dedik? Zonal. Ne dedik? Intrazonal. Ne dedik? Azonal. Şimdi zonalde ...horizonlar gelişmiş miydi? Evet. Hangi... ...horizonlar var? A, B, C. Hepsi var. Burada ne var? A, C var. Peki burada horizon yok. Dolayısıyla azonal... ...olan toprağı arayacağız burada. Azonal olan toprak hangisi arkadaşlar? Alüvyal toprak. Alüvyal toprak. Bunlar ne? Bunlar zonal topraklar. Burada herhangi bir intrazonal toprak... ...verilmemiş. Yani holomorfik, hidromorfik... ...kalsimorfik topraklar yok. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi bunların rengi neydi bu arada? Bu soru üzerinde hemen şöyle hatırlayalım. Bunlar kara topraklar. Ülkemizde Erzurum, Kars'ta çok yaygın. Bunlar kırmızı topraklar. Niye kırmızı? Paslanıyor çünkü içindeki demir paslanıyor. Bunlar da paslı. Kır, kırmızı. Hem Terra hem bu. Ama bu Akdeniz'de gözüküyor Terra Bu nerede gözüküyor? Ekvator'da gözüküyor sevgili arkadaşlar. Podzol'lerde iğne yapraklı ağaçların altında gözükür. İğne yapraklı ağaçların altında. Şimdi gelelim şu soruları bir yanıtlamaya çalışalım. Denizlerin tuzluluk oranı neye göre değişir arkadaşlar? Enleme göre değişir. Mesela ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne oluyor? Sıcaklık azalıyor ya. Sıcaklık azaldığı için tuzluluk da azalıyor. Sıcak denizler daha tuzlu sevgili gençler. Kızıl deniz en tuzlu deniz. Sonra Akdeniz, sonra Karadeniz, sonra Baltık denizi. Yeryüzünde hangi bölgelerdeki akarsular rejimleri düzenlidir? Hangi bölgeler bunlar? Yıl boyunca yağış alan iklimler. E, ekvator var mıydı? Var. Amazon, Kongo nehirleri. Ayrıca Batı Avrupa var mıydı? Var. Batı Avrupa, İngiltere falan bizim ülkemizdeki Karadeniz bölgesi gibi yıl boyunca yağış alır. Kayaçların fiziksel ayrışmasında etkide bulunan etmen neler? Neden kayaçlar parçalanıyordu fiziksel ayrışmada? Neden? Çünkü sıcaklık farkı sevgili arkadaşlar sıcaklık farkı çöllerdeki gibi. Gündüz sıcak gece soğuk. Türkiye'de terörosa topraklara nerelerde rastlanır arkadaşlar? Nerede rastlayacağız terörosalara? Akdeniz iklim bölgesinde. Akdeniz iklim bölgesi ile Akdeniz bölgesi aynı şey değil gençler. Akdeniz iklim bölgesi Ege'yi de kapsıyor. Marmara'ya kadar geliyor. Çünkü Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Ülkemizde karstik kaynaklar nerede yaygın? Arkadaşlar karstik kaynaklar nerede yaygın Türkiye'de? Akdeniz çevresi değil mi? Akdeniz, Antalya çevresi özellikle. Kaynağını Türkiye'den alıp başka ülkelerden deniz veya göllere dökülen akarsular. Türkiye'den doğacak başka ülkeye gidecek. Mesela Aras Nehri ve Kura. Aras Nehri ve Kura nereye dökülüyor bu ikisi? Hazar gölüne dökülüyor. Hazar hemen Azerbaycan'ın orada. Fırat ve Dicle nereye dökülüyor? Basra körfezine dökülüyor arkadaşlar. Basra körfezi. Irak'ı geçiyor Basra körfezine dökülüyor. Pseudomakiler nasıl oluşmuş? Nerelerde görülür? Pseudomaki neydi? Yalancı makiydi. Yalancı. Yalancı maki. Nerelerde görülürdü? Arkadaşlar Karadeniz iklimi gibi iklimlerde. Tamam mı? Yani Karadeniz'de gözükür diyebiliriz. Gelelim boşlukları dolduralım. Kuzey yarım kürede suların kapladığı alan güney yarım küreye göre azdır. Nerede daha fazlaydı? Güneyde daha fazla. Finlandiya, Norveç ve Kanada çoğunlukla nasıl göller? Buzul göller değil mi? Ya da diğer adıyla sirk gölleri. Buzul veya sirk gölleri. Laterit topraklarda humus oranı çok azdır. Çünkü aşırı yıkanır aşırı yıkanma. Niye aşırı yıkanma kardeşim? Laterit nerede? Ekvator'da. Ekvator'da sürekli yağış var mı? Var. Yağış olduğu için yıkanıyor ve e, humus toprağın derinliklerine gidiyor. Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli arazilerde oluşan toprak türüne ne diyoruz? Terra rosa. Kanada ve Sibirya'da geniş yer kaplayan soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara ne diyeceğiz? Tayga ormanları diyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'de kahverengi orman topraklarına ben nerede rastlayacağım? Bak adı üstünde kahverengi orman. Ormanlara nerede rastlayacağım? Karadeniz'de rastlayacağım arkadaşlar. Ülkemizde fay kaynaklarına daha çok nerede rastlayacağım? Nerede? Deprem bölgelerinde, fay hatlarında. Çünkü bunlar fayları takip eder. Fay hatları. Tamam mı? sevgili. Özellikle mesela Ege bölgesi, Marmara bölgesi buralar çok depremsel olduğu için buralarda oldukça yaygın. Geldik. İznik, Sapanca, Marmara'daki göller ve tuz gölü oluşum bakımından nasıl göllerdir? Tektonik göller. Türkiye'nin bitki örtüsü bakımından zengin olmasının nedeni ne olabilir? Neden Türkiye'de çok fazla bitki örtüsü var? Arkadaşlar çünkü ülkemizde hem farklı iklimler var hem de kısa mesafelerde bakın dikkat edin kısa mesafelerde iklim değişir. Yani gidiyorsunuz 100 kilometre başka bir iklime geçiyorsunuz. İklimin bu kadar çeşitli olmasının temelinde ne var? yer şekillerinin enge belirliği var. Kırgı bayır ve peri bacası akarsu ne şekillerindendir? Aşınım şekillerindendir arkadaşlar. Aşınım. Karstik şekillere nasıl arazilerde rastlanır? Arkadaşlar karstik arazilerde bunlar ne? Kireçli yani kalker. Jips yani alçı ve kaya tuzu gibi kayaçların yaygın olduğu değil mi kayaçların yaygın olduğu arazilerde rastlanıyor kıyı oklarına kıyı derinliğinin az olduğu ve kıyıda güçlü akıntının olmadığı alanlarda rastlanır kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle nasıl kıyı tipleri oluşuyordu dalmaçya Arkadaşlar Dalmaçya. Şimdi kıyı tipleri ile ilgili hemen bu soru özelinde şöyle minik bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar kıyı tipleri neler? Kıyı tipleri şu. 1. Enine. Bizim ülkemizde Ege'deki gibi. 2. Boyuna. Karadeniz'deki gibi. 3. Ria. 4. Dalmaçya. 5. Fjord. 6. Skyer. 7. Mercanlı kıyılar. Tamam mı? 8. Haliç. Haliçli kıyılar. Şimdi bakın bu ilk dördü şunlar şöyle yaparsam. Ülkemizde var. Fakat şunlar ülkemizde yok. Şöyle yeşil renkte yapayım. Bunlar da Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Şimdi Fjord niye Türkiye'de yok? Fjord'lar neredeydi arkadaşlar? Norveç'te. Buzulların etkisiyle oluşuyordu. Bakın Norveç, Fjord'lar. Skayer'ler aynı şekilde buzulların etkisiyle oluşuyordu, tamam mı? Ya da şöyle yazayım, şuraya buzul etkisi diyeyim. Buna da aynı şekilde buzul etkisi diyorum. Tamam mı? Mercanlı kıyılar arkadaşlar bunlar sıcak denizlerde oluşuyor. Ekvatora yakın yerler tamam mı? Sıcak denizler, mercanlar oralarda oluyor. Haliçli kıyılar okyanus kenarlarında oluşuyor. Türkiye'de okyanusu var mı? Yok. O zaman Türkiye'de Haliç'te yok sevgili arkadaşlar. Peki enine kıyılar nerede vardı bizim ülkemizde? Enine kıyılar Ege'de. Boyuna kıyılar nerede? Karadeniz ve Akdeniz'de. Paralel uzanan dağlar değil mi? Riya Boğazlar. İstanbul'da, İstanbul ve Çanakkale Boğazları Riya'dır. kıyı kıyıda arkadaşlar. Kaş Kalkan'da azıcık bir şey var bizde. Dünyada esas Adriyatik Denizi çevresinde görülen kıyı tipleri. Bakın bunlar Türkiye'de var ve görüldükleri yerler bunlar Türkiye'de yok. Niye yok? Fiyort e, buzul. Skyer niye yok? E, o da buzul. Mercan çok sıcak denizlerde. Türkiye orta kuşakta o yüzden o kadar sıcak deniz yok. Haliçli kıyılar nerede? Okyanuslarda. Şimdi gelelim buraya. Ne diyoruz? Barkanda diyor ki oluştuğu yer neyin oluşturduğu barkan hilal şeklindeydi. Şöyle çöllerde rüzgarların oluşturduğu yer şekliydi sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok çok uzun olan bu konuyu bu yazılı konularını ancak bu kadar özetleyebildik diyelim size. Ee, videoyu daha fazla da uzatmak istemiyorum sıkıcı olmaması açısından. Size ödüllü soru bırakıyorum bir tane ve konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size birinci yazılı videosunu da izlerseniz sizin için büyük avantaj olur. Yani böylece belki ilk yazılı konularından da sorular çıkabilir. Değerli arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Çok güzel notlar bekliyorum. Yorumların altına yüzler, doksanlar paylaşılsın sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.